Merhaba Burç TV takipçileri. Tekrar sizlerle birlikteyim. Şimdi sizler için tekli bir fal kapattım. Bir niyette bulunabilirsiniz. Bir başkasının için niyette bulunabilirsiniz. Ya da herhangi bir şey için niyette bulunabilirsiniz. Her ne istiyorsanız ona yoğunlaşabilirsiniz. Ben de şimdi bu falı sizin için size özel yorumlamak istiyorum. Bakalım falınızda neler çıkmış, sizi neler bekliyor. Şöyle çevirelim, siz de görün. Evet, çok güzel aydınlık bir haber alacaksınız. Evinizle ilgili özellikle beklediğiniz bir şey olacak. Yani istediğiniz bir şey gerçekleşecek. Sanki bir taşınmanız var. Böyle apar topar bir şeylere paketliyorsunuz. Ve dediğim gibi bir başka eve, bir başka haneye bir geçiş yapıyorsunuz. Bununla ilgili sanki uzun zamandır bir isteğiniz, beklentiniz varmış. Bir erkeğin maddi olarak desteğini göreceksiniz. Yardımını alacaksınız. Ve bir an önce evinize taşıyorsunuz, yerleştiriyorsunuz. Falınız çok aydınlık çıkmış. Gizli kapaklı bir şey varmış. Sanki sizden biri gizli kapaklı bir şey çevirmiş. Bunu öğreneceksiniz yakın zamanda. Kalbiniz o kadar ferah, o kadar güzel ki ne olursa olsun, olumlu ya da olumsuz da olsa inanın birçok şey önünüze çıkıyor. Sizden gizlenen, saklanan her ne varsa, neler varsa siz bunları yaşayarak tek tek görüyorsunuz. Birçok insanı geride bırakmışsınız, arkanızda bırakmışsınız. Sanki bütün ümidiniz, hayalleriniz kırılmış gibi bazı insanlara. Özellikle 3 kişi var. 3 kişiyi geride bırakmışsınız. Kendi yolunuzda ilerliyorsunuz, devam ediyorsunuz. Ama sizin yolunuz inanın çok aydınlık, çok parlak. Fakat bu 3 kişi birbiriyle birlikte bir sıkıntıya düşecekler. Sanki bir tartışma içine girecekler. Olumsuz şeyler yaşayacaklar aralarında. Size gelecek olan bir telefon haberi sizi çok mutlu edecek, çok sevindirecek. Üst üste alacağınız güzel ve iyi haberler sizin hayatınızı olumlu yönde etkileyecek. Kısa bir yol düşünüyorsunuz. Şu an bir yol istiyorsanız, bir yolculuk istiyorsanız zamanı olabilir. Yani bir yolunuz var ve açık çıkmış. Çok sıkıntılar yaşamışsınız fakat o kadar şu an enerjiniz güzel ki birçok şeyi geride bırakmışsınız. Hiç arkanıza bir kere bakmıyorsunuz. Ve güzel olan birçok şey zamanla sırasıyla size gelecek. Güzel olan birçok şeyi şu dönemde yaşayacaksınız. Bir insan sanki sizi çok eşeliyor, çok didikliyor, çok böyle sorguluyor gibi. Bu insanla karşı bir mesafe koymanın zamanı geldiğini düşünüyorsunuz. Hayatınıza fazla müdahale etmeye çalışan bir insan dışarıdan ama siz dediğim gibi buna bir çözüm bulup bir araya bir mesafe koyuyorsunuz. Size şöyle söyleyebilirim, evinizden sonra da size bir araba, bir araç gözüküyor. Yani sanki böyle büyük birikimleriniz, yatırımlarınız, işte çalışmalarınızın böyle karşılığını yatırım olarak değerlendiriyorsunuz. Yani eviniz, arabanız hepsi böyle sanki sırasıyla olacaklar ve isminin içinde A olan bir insandan sizi sevindirecek güzel bir haber alacaksınız. Güzel bir aydınlık haber alacaksınız. Sizi mutlu edecek. Fakat size şunu söylemek istiyorum. Çok çabuk nazara göze gelen insansınız. Yıldızınız bu anlamda düşük olabilir. Aslında size böyle imrenerek gıptayla bakan birçok insan var. İyi niyetle de baksalar inanın siz nazara ve göze geliyorsunuz. Çabuk modunuz düşüyor. Bu eksi elektriği yani negatif elektriği çok çabuk hissediyorsunuz, alıyorsunuz. Dediğim gibi birçok güzellikler, güzel şeyler sizinle birlikte. Ve siz çocuğunuzla ilgili özellikle eğer bir çocuğunuz varsa hayatınızı buna göre şekillendireceksiniz. Onun için yani çocuğunuz için yatırımlar yapacaksınız, çalışacaksınız, üreteceksiniz. Hayatınızı sanki çocuğunuza adamış gibisiniz. Yani bütün gayeniz, bütün amacınız çocuğunuza güzel bir gelecek hazırlamak gözüküyor. Dediğim gibi gizli kapaklı hiçbir şey kalmayacak, gizli olarak kalmayacak. Her şey önünüze bir bir dökülecek. Sanki böyle herkes eteğindeki taşları döküyor önünüze. Yani gizli kapaklı her ne varsa bunları hepsini sırasıyla öğreneceksiniz. Uzak kalmanız gerekenlerden uzak kalacaksınız. Kendinize farklı bir yol çizeceksiniz. Bir insanla büyük bir tartışmanız olabilir. Bu insan haksız olduğu için sesini çok fazla yükseltiyor. Yani kendisini
haksızlıklarını bastırmak için sesini fazla yükseltiyor ama inanın siz çok baskın olacaksınız ve bu insana hiçbir şekilde taviz vermeyeceksiniz. Yani iyi olan, güzel olan birçok şey sizinle olacak. Bunu söylemek istiyorum. Bakalım tabağınıza bakalım. Şimdi tabağınızda neler çıkmış? Dediğim gibi yollar var. Yollar düşünüyorsanız temiz, aydınlık yollarınız çıkmış. Evet, şöyle çevirelim. Burada bakın başınıza konmuş bir talih kuşu, bir kısmet, nasip olarak gördüm. Şunu söylemek istiyorum. Hakikaten talih, nasip başınıza konuyor. Talih kuşu başınıza konuyor şu zamanda. Tam ihtiyacınız olduğu zamanda çok güzel yenilikler aralayacaksınız. Yeniliklere açılacaksınız. Ve birçok şeyi de elde ediyorsunuz. Yani elinizi neye atsanız hiçbir zaman boş çıkarmayacaksınız. Yani sanki gözünüzü kapatıyorsunuz, elinizde herhangi bir şeye atıyorsunuz. Bir işle olabilir, bir şey alacaksınız, o manada olabilir. Neye elinizi uzatırsanız inanın hep dolu dolu alacaksınız. Bereketi, kısmeti kendinize çekeceksiniz. Fakat burada bir özlem görüyorum. Yani uzakta olan bir yakınınız olabilir, bir aile büyüğünüz olabilir, kardeşiniz olabilir, gurbet olabilir. Yani bir özlem yaşadığınız bir insan olabilir. Çok özlemişsiniz, çok görmek istiyorsunuz. Belki de bu insana bir sürpriz yapabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi yollarınız açık, aydınlık çıkmış. Talih kuşu sizin yanınızda, başınızın üzerinde çıkmış. Ve iki insanla bir ortak yola çıkacaksınız. Yani planladığınız, istediğiniz belki bir yol var. Bu insanla beraber bir yolculuk yaşayacaksınız. Hayatınızdaki insan olabilir, sevdiğiniz kişi olabilir, eşiniz olabilir. Dediğim gibi bir yola çıkıyorsunuz. Birçok yerden aydınlık var, birçok yerden güzel haberler var. Eviniz, hep eviniz çıkıyor. Evle ilgili dediğim gibi düşündüğünüz, istediğiniz her ne varsa, özellikle de farklı bir hane, farklı bir ev, bu size çıkmış. Buna niyet ederek kapattıysanız, hanenizle ilgili kapattıysanız, dediğim gibi çok büyük güzellikler var, yenilikler var bir kere. Bunları yaşayacaksınız. Bir sağlık sorunu geçirmişsiniz. Sanki şöyle bakınca ben böbrek şeklinde benzettim. Yani böbreklerinizle alakalı bir sağlık sorunu ya da bir yakınınız olabilir, siz değilseniz. Bir sağlık sorunu yaşamış, korkmuşsunuz, korkutmuşsunuz. Fakat çabuk iyileşip sağlığınıza kavuşuyorsunuz. Bu anlamda bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Önlemini, tedavisine başlıyorsunuz. Halledeceksiniz bu sağlık sorununuzu. Bitiyor en azından. Dediğim gibi bazı konularda çok arada kalmışsınız. Hani insanları kırmamak adına hep böyle her şeyi alttan almaya çalışmışsınız ama bakmışsınız ki her şey sizin üstünüze geliyor. Artık bir çıkar yol bulamadığınız için de bu insanlara karşı bir set, bir duvar örmüşsünüz. İyi ki de öyle yapmışsınız. İnanın hayatınızda dahil olan, sizinle birlikte olan insanlar zaten yanınızda fakat gereksiz olan, sizi negatif enerjisiyle etkisini alan insanları zaten dışarıda bırakıyorsunuz ve bir daha hayatınıza almaya da bilirsiniz. Böyle yani radikal bir karar verebilirsiniz. Çünkü hakikaten insanlardan çok canınız yanmış. Canım dediğiniz insanlar sanki hani canınız çıksın, canın çıksın gibi size yaklaşmışlar. O yüzden insanlara karşı hep bir kontrollü davranıyorsunuz ve iyi ki de zaten böyle yapıyorsunuz. Dediğim gibi güzel olan şeyler, özellikle 3 haber ya da 3 olay yaşayacaksınız. Peş peşe gelen şeyler bunlar, beklediğiniz, istediğiniz şeyler. Bir de tuttuğunuz her şey size dolu dolu gelecek. Hanenizle ilgili zaten güzellik sizi bekliyor. Yeni bir hane, yeni bir ferahlık demek, yenilik demek. Birçok yeniliği, ferahlığı, güzel olan şeyi, nasibi, kısmeti kendinizde bulacaksınız, evinizde bulacaksınız. Bir kere huzura kavuşacaksınız. Yani uzun zamandır huzurdan yana pek şansınız olmamış, sıkıntılı zamanlar geçirmişsiniz. Fakat bundan sonra huzurlu, güzel, sağlıklı, mutlu ve sadece sevdiğiniz insanlarla geçireceğiniz bir zaman dilimi olacak. Ben de size şunun temennisinde bulunmak istiyorum.
İnşallah her şey istediğiniz gibi olur, istediğiniz gibi şekillenir ve neyi isterseniz, neyi çekerseniz inanın o sizinle gelecektir. Sadece inanın, inanmaktan vazgeçmeyin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.